Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana. Evimizde beni en çok büyüleyen şey dedem ve kitapları. Kitaplığına sıraladığı kalın ciltli kitaplarını her gün bıkmadan okur da okur. Ben de onun yanında kendi kitaplarıma dolar, zamanın nasıl da geçtiğini anlamadan saatlerce odada vakit geçiririm. Dedem bazen okuduğu birkaç satırdan sonra gözlüklerini çıkarır, gözlerini kapatır, uzun uzun düşünmeye başlar. Bu kez elinde Mesnevi isimli bir kitap var. Saatlerdir okuyor. Cümlelerin altını çiziyor, defterine notlar alıyor. Acaba kitapta bu kadar ilginç olan şey ne? Kitabımı okurken kaldığım yeri unutmamak için rengarenk bir tavus kuşu tüyüm var. Onu yine kitabımın arasına sıkıştırıp okumaya ara verdiğimde dedemin gülümseyen yüzüyle karşılaşıyorum. Ben de ona gülümsüyorum. Sana diyor, bembeyaz sakallarını sıvazlayarak Hazreti Mevlana'nın tavus tüyleri hikayesini anlatmamı ister misin? İstemez miyim? Hemen kucağına oturuyorum. Mevlana ne demek dedeciğim? Mevlana Efendimiz anlamına geliyor. Asıl adı Muhammed Celaleddin olmasına rağmen onu sevenler saygıdan dolayı ona Mevlana adını koymuşlar. Ben düşüncelere dalıp gitmişken dedem saçlarımı okşayarak yumuşacık sesiyle hikayesini anlatmaya başlıyor. Ormanların birinde çok güzel tüylerini yolup atmaya çalışan bir tavus kuşu varmış. Onun bu halini görenler sinirleniyor ve ''Ne yapıyorsun sen? Bu güzelim tüyleri koparıp yerlere atmaya gönlün nasıl razı oluyor? Senin tüylerini hafızlar kitaplarının arasına koyuyorlar. Kadınlar en güzel yelpazelerini senin tüylerinden yapıyorlar. Görenlerin hayranlıkla seyrettiği kanatlarınla gururlanacağına birer birer yolup atıyorsun onları. Oysa senin en kıymetli hazinen o tüylerdir diyorlarmış. Benim böyle tüylerim olsa hiç kıyamam doğrusu. Bu tavus kuşu neden böyle yapıyor acaba? Bunları düşünürken dedemin sesinin benden uzaklaştığını hissediyorum. O da ne? Ağlayan tavus kuşu tam karşımda. Bu bir rüya olmalı. Diğer tavus kuşları, keşke ona bu kadar sert şeyler söylemeseydik, pek de dertliymiş diye hayıflanıyorlar. Zavallı tavus kuşu, çekilip gidin başımdan. Bilmez misiniz ki bu güzelim kanatlarım yüzünden başım her zaman belada benim. Nice avcı kanatlarımın güzelliğine sahip olmak için beni öldürmeye çalışıyor. Onları yolup kurtulursam belki beni öldürmek isteyenler peşimi bırakır. Nice sanat ve hünerler sahibini yok ederken nice güzel yüzler de gurur ve kibir sebebiyle kararır deyip duruyor. Sanırım onu sakinleştirmek gerek. Yanına yaklaşıyorum, tüylerini okşuyorum. Gerektiği zaman hırs ve övünme kanatlarını yolamayanlar, düşmanın içlerinde yaşadıklarını bilmezler. İyi de konuşan kim? Ben miyim? Dedem mi? Yoksa Hazreti Mevlana mı? Tavus kuşu ağlamayı kesiyor. En güzel tüylerinden bir tanesini koparmamı istiyor. Elimde rengarenk tuttuğum tüyü hayranlıkla seyrederken bir rüzgar esiyor. Kuvvetli mi kuvvetli bir rüzgar. Ve tavus kuşunun tüyü elimden uçup gidiyor. Ben de peşinden. Koştukça koşuyorum. Tam tüyü yakalayacakken kendimi birden harflerden oluşan bir zaman tünelinin içinde buluyorum. Tüy önde, ben arkasında. Sıcacık kumların üzerine bir tüy gibi hafifçe düşüyorum. Vay canına! Bir çöl olmalı burası. Daha önce hiç çöl görmemiştim. Üstelik biraz ileriden bir deve kervanı geçiyor. Yerdeki renkli tüyü alıp kervana doğru koşuyorum. Hayret, geldiğimi kimse fark etmiyor. Devesinin ipini tutarak ağır ağır giden gür sakallı bir adam, devenin üzerindeki karısının duyacağı yükseklikte bir sesle konuşuyor. Konya'ya çok az yolumuz kaldı. Aylar süren yolculuğun sonuna geldik çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Moğol istilasından uzaktayız artık bey. Bel çok geride kaldı. Muhammed Bahaeddin Veled'le birlikte yolculuk etmek büyük bir lütuf. Oğlu Muhammed Celaleddin'i de unutma hanım. Nişabur'daki büyük alim
Şeyh Feridüddin Attar'ın Celaleddin'e gösterdiği hürmeti fark etmedin mi? Ona Esrarname adlı büyük eserini hediye ederek babasına çok geçmeden bu senin oldun. Alemin yüreği yanıklarının yüreklerine ateşler salacaktır dedi ya. İnşallah öyle olur. Şam'dan hareket ederken Muhyiddin İbn Arabi'nin ağzından dökülen cümleleri duydun mu hiç? Hayır, duymadım. Ne dedi büyük alim? O babasının arkasında yürüyüp giderken şöyle mırıldandı. Sübhanallah. Bir okyanus bir denizin arkasından gidiyor. Adam bir süre sustu. Gözleri dolmuştu. Kendi kendine belli belirsiz söylendi. Bizse bir kum tanesinden farksızız. Şu devenin üzerindeki 6 yaşlarındaki çocuk Muhammed Celaleddin yani Mevlana olmalı. İyice yaklaşmalıyım, iyice. Fakat o da ne? Aniden başlayan bir kum fırtınasıyla tavus kuşu tüyü elimden uçuyor, kum fırtınası içinde onu kaybetmemek için var gücümle koşuyorum. Son anda yakaladığım tüyümle birlikte bir boşluğun içine yuvarlanıyorum. Gözlerimi açtığımda bir tarlanın tam orta yerinde buluyorum kendimi. Neyse ki tavus kuşu tüyüm elimde. Yerde küçük küçük bir sürü çukur var. Anlaşılan irice bir hayvan geçmiş buradan. Bu çukurlar da onun ayak izlerinden oluşmuş olmalı. İçi yağmur sularıyla dolan çukurlardan birinin üzerindeki saman çöpüne konmuş bir sinekle göz göze geliyorum. Kibirli bir hali var. Hiçbir şeye aldırmadan etrafı seyrediyor. Beni fark etmemiş olacak ki sinek kendi kendine konuşup duruyor. Anlatıp duruyorlardı uçsuz bucaksız denizler ve üzerinde yüzen kocaman gemiler varmış. Herhalde kıyısı bile görünmeyen o denizlerden birindeyim. Bindiğim bu gemi o gemilerden biri olmalı. Bu durumda geminin kaptanı da ben oluyorum. Bir hayvanın ayak izinden oluşan çukurda kendini kaybetmiş bir halde pinekleyen sinek tuhafıma gidiyor. Kibir ve gururla dolu bir kalp. İçi boş bir davuldan farksızdır gerçekten. Olayları abartıp olduğundan farklı ve büyük gösterenler sonuçta sadece kendilerini aldatıyorlar. Ne kadar da acı. Sineğe o kadar dalmışım ki parmaklarımın arasından havalanan tavus kuşu tüyünü fark etmiyorum bile. Tarlanın diğer ucunda ağır ağır giden bir kağnının üzerine doğru ilerliyor. Ben de oradan koşuyorum. Kağnıyı süren çiftçi beni fark etmediğine göre samanların arasında kendimi güzelce saklayabilirim sanırım. Oh, burası sıcacık. Çiftçi hiçbir şeyden habersiz yanında oturan küçük oğluyla konuşuyor. Kulak kesiliyorum. Babacığım nereye gidiyoruz? Cenazeye gidiyoruz oğlum. Çünkü bugün büyük bir cenaze var. Konya'da. Afganistan'ın Bel şehrinden gelen Bahaeddin Veled Hazretleri vefat etmiş. Artık 24 yaşında olan Hazreti Mevlana çok üzgün olmalı. Umarım geç kalmayız cenazeye. Vay be! Aradan bunca zaman nasıl da geçip gitmiş? Nasıl bir zaman tünelinde ilerliyorum ben? Kanlının arkasındaki saman balyaları arasında uyuyakalmışım. Gözlerimi açtığımda kendimi bir hücreyi izlerken buluyorum. Acaba neresi burası? Camdan bakınca genç birisinin karşısındaki büyük kişiyle saygı içerisinde konuştuklarını görüyorum. Babanın vefatının ardından bir yıl geçti. Artık üzülme. Üzülme vakti değil. Oturduğun makamın hakkını verme zamanı. Bilginde eşin yok, seçkinsin. Ama baban manevi makam sahibiydi. Sen de onu ara, sözden geç. Böylece de ona tam mirasçı kesil. Cihana ışık saçmada güneşe benze. Sen zahiren babanın mirasçısısın ama özü ben almışım. Bu dosta bak, bana uy. Hazreti Mevlana eğilip, artık babam da sensin hocam da deyip, o mübarek elleri öpüyor, sonra o eller Hazreti Mevlana'nın sırtını sıvazlıyor. Tam 9 yıl boyunca Hazreti Mevlana'ya hocalık edecek olan Seyyid Burhanettin olmalı bu. Rengarenk tüyü elime alıp çevirmeye başlıyorum. İşte o an her şey birden değişiyor. Gözlerimin önünden mevsimler, renkler, yağmurlar, karlar geçiyor. Kendimi bahçede yeni açmış güller arasında buluyorum.
Hava sıcacık. Güvercinler su içiyor bir çeşmenin kornasından. Çiçeklenmiş kiraz ağacının tepesinde cıvıldaşan serçeler oynaşıp duruyorlar. Ağacın dibindeki tüyü almak için eğilip de kafamı kaldırdığımda Hazreti Mevlana ile Seyyid Burhaneddin'in hemen ağacın arkasında sohbet ettiklerini işitiyorum. Hazreti Mevlana Halep yolculuğunu, Şam'a gidişini ve Şems-i Tebrizi ile anlık görüşmesini anlatıyor. Tam 7 yıl süren bu ziyaretin ardından Konya'ya dönen ve 120 gün boyunca az yemek, az içmek, az uyumak ve vaktinin tamamını ibadetle geçirmek suretiyle nefsini temizleyen Hazreti Mevlana'ya hocası Seyyid Burhaneddin şöyle diyor bu kez de. Bütün ilimlerde eşi benzeri olmayan bir insan, nebilerin ve velilerin parmakla gösterdiği bir kişi olmuşsun. Bismillah de, yürü. İnsanların ruhunu taze bir hayat ve ölçülemeyecek bir rahmete boğ. Bu dünyanın ölü ruhlarını ilahi aşkınla dirilt. İyi de elindeki tüy parçasını çevirmemle nereye kayboldu şimdi bunlar? Şu ileride kurduğu tuzağa yakalanmış kuşla konuşan avcı da kimmiş? Yavaş yaklaşayım bakalım. Ben küçücük bir kuşum, etim budum ne ki, dişinin kovuğuna bile yetmez. Eğer beni özgür bırakırsan, senin işine yarayacak 3 öğüt veririm. Birinci öğüdüm şu, olmayacak bir söz duyarsan asla inanma, diyor tuzağa yakalanmış kuş. Şaşkınlıktan hem ben hem de avcı küçük dilimizi yutmak üzereyiz. Avcı ikinci öğüdü isteyince küçük kuş hemen söze başlıyor. Beni bırakırsan ikinci öğüdümü şu ağacın üzerinde vereceğim, diyor. İkinci öğüdü duymak isteyen avcı mecburen kuşu bırakıveriyor. Ağacın üst dalına konan kuş ikinci öğüdü şöyle söyleyiveriyor. Geçip gitmiş şeyler için asla üzülme. Olan olmuş, biten bitmiştir. Benim karnımda 10 dirhem ağırlığında inci vardı. Ne yazık ki onu da elinden kaçırdın. Avcı bunu duyar duymaz ah vah etmeye başlıyor, bağırıp çağırıyor. Küçük kuş bulunduğu ağaçtan konuşmaya devam ediyor. Neden saçını başını yoluyorsun? Ben sana olmayacak bir söze asla inanma dememiş miydim? Ama sen karnımda inci var deyince hemen öğüdü unuttun, pişman oldun. Benim ağırlığım 3 dirhem gelmezken karnımda nasıl olur da 10 dirhemlik inci olur? Ayrıca ikinci öğüdümü unutmuşsun yine. Elden kaçırdığın şeyler için asla üzülme dememiş miydim? Avcı hem utanç hem de üzüntüyle başını yere eğiyor. Yüzü kızararak bari 3. öğüdünü ver, diyor. Kuş ağaçtan havalanıp gökyüzünün maviliğine kanat çırparken sesleniyor. Hey gafil avcı, mi tuttun mu ki benden 3.'sünü istiyorsun? Nasıl da güzel bir hikaye değil mi arkadaşlar? Ama bu ses, irkilerek başımı kaldırıyorum. Ter içindeyim. Dedem gülümseyerek bana bakıyor. Avucumu açıyorum, rengarenk tavus kuşu tüyü avucumun içinde. Hepsi bu kadar mıydı yani? Elbette anlatacak çok şey var, diyor dedem beyaz sakallarını sıvazlayarak. Hazreti Mevlana ile Şems'in buluşması da çok önemlidir. Birbirini yıllardır arayan iki dost gibi bir odaya çekilip günlerce sohbet ediyorlar. Dünyanın en iyi iki dostunun bu sohbetini çekemeyip de kıskananlar ikisi hakkında ileri geri konuşmaya başlıyorlar. Haliyle Şems inciniyor, Hazreti Mevlana'nın yalvarmalarına rağmen Şam'a dönüyor. Şems'in bu ayrılığına dayanamayıp Hazreti Mevlana güzel bir mektup yazıp oğlu Sultan Velid'i Şam'a gönderiyor. Tekrar geliyor mu Şems? Evet, tekrar Konya'ya dönüyor. Herkesi sevindiren bu olay çok uzun sürmüyor ve kıskançlıklar başlayınca Şems, bu sefer öyle bir gideceğim ki hiç kimse benim nerede olduğumu bilmeyecek, diyor. Peki gidiyor mu gerçekten? Dedem üzüntüyle başını sallıyor. Alnında biriken terleri beyaz mendiliyle sildikten sonra gidiyor, diyor. Ortadan gerçekten kayboluyor ve asla izine rastlanmıyor bir daha. Peki
beyaz elbiseleriyle semazenler dönüyor ya, onlar gibi sema etmiş mi dedeciğim Hazreti Mevlana? Hazreti Mevlana bir gün kuyumcular çarşısından geçerken içeride çekiçle altın dövmekte olan kuyumcu Şeyh Selahaddin ve çıraklarının çekiç darbelerinden çıkan sesler Mevlana'yı etkiliyor ve o sırada sema etmeye başlıyor. Şeyh, altının zayi olmasını aldırış etmeksizin çıraklarına çekiç darbelerine devam etmelerini emretmiş ve sonra da dışarı fırlayarak Mevlana'nın ellerini öpmüş. Onun vefatından sonra da sevenleri beyaz elbiseleriyle sema etmeyi bir gelenek haline getirmişler. "Eh," dedi dedem oturduğu yerden ayağa kalktı. "Her insan gibi Hazreti Mevlana da ahiret yurduna doğru kanat çırptı sonunda. 17 Aralık 1273 tarihinde gözlerini bu dünyaya kapattı. Öbür dünyaya ise yeni bir güneş olarak doğdu. Bu yüzden o geceye düğün gecesi anlamına gelen Şeb-i Arus derler." "Peki neden düğün gecesi demişler dedeciğim?" "Çünkü o sevgilisi olan Allah'a kavuşmuştu ya, işte o yüzden. Cenazesi o kadar kalabalık olmuş ki Müslüman olan olmayan, büyük küçük herkes katılmış." Dedem ağır adımlarla kapıya doğru yürürken geri dönüp sesleniyor. "Hadi bakalım ufaklık, vakit epey ilerlemiş. Ben ikindi namazı için camiye gideceğim. Sen de ödevlerini iyi yap, tamam mı?" Ödevleri yapmak, çocuk oyuncağı da o bembeyaz Konya şekerlerinden alıp gelseydim hiç fena olmazdı doğrusu. Acaba rengarenk tavus kuşu tüyüm ne der bu işe? Yardım eder mi Konya'ya gitmeme? Hazreti Mevlana masalı burada bitiyor arkadaşlar. Hazreti Mevlana hakkında kısa bir bilgi aktardıktan sonra bu bölümü noktalayacağım. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, hoşgörü ve barışın sembolü bir din alimidir. Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana, Efendimiz anlamına gelmektedir. 1207 yılında Afganistan'ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Annesi Belh emiri Rukneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Babası Belh şehrinin ileri gelen bilginlerindendir. Bilginlerin sultanı ünvanını alan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaeddin Veled'dir. Babası bazı siyasi olayların ve yaklaşmakta olan Moğol istilası sebebiyle Belh şehrinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Önce Nişabur'a gitmişler. Orada mutasavvıf Feridüddin Attar'la karşılaşmışlar. Mevlana küçük yaşına rağmen Feridüddin Attar'ın ilgisini çekmiş. Hazreti Mevlana hayatında en önemli bir yere sahip olan Şems-i Tebrizi ile 15 Kasım 1244 yılında karşılaşmış ve bu tarih onun için adeta bir dönüm noktası olmuş. Hazreti Mevlana 17 Aralık 1273 günü vefat etmiş. Bu geceye Şeb-i Arus yani düğün gecesi denmektedir. Mevlana Celaleddin Rumi bu geceyi Rabbine sevgiliye kavuşma gecesi olarak gördüğü için de bu isim verilmiştir. Türbesi Konya'dadır. En bilinen eserinin adı Mesnevi'dir ve 25.700 beyitten oluşmaktadır. Yüce Allah bizleri sevdiği kullarından eylesin, sevdiği kullarından ilham alıp güzel bir hayat yaşamamızı nasip eylesin.